Hapishanelerde hasta mahpusların yaşamış olduğu sorunlar, sağlığa erişim haklarının önündeki engeller, uzun süren hapislik koşulları, temiz suya, gıdaya erişimlerdeki yaşanan sıkıntılar, tek kişilik ring araçlarıyla sevkler ve kelepçeli muayene gibi hasta haklarını yok sayan uygulamalarla birlikte mahpuslar adeta ağır bir yaşam savaşı vermektedirler. Yine son yıllarda uygulanmaya başlanan insanlık onurunu rencide eden ağız içi aramalar nedeniyle de mahpuslar hastanelere gidemiyorlar. İnsan Hakları Derneği olarak tespit edebildiğimiz kadarıyla hapishanelerde 651 ağır olmak üzere 1517 hasta mahpus bulunmaktadır. Bu hastaların içerisinde ileri yaşta ve yaşamını tek başına devam ettiremeyecek durumda olanlar hapishanelerde ısrarla tutulmaya devam edilmektedirler. Bu hafta Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan ağır hasta mahpuslardan Fahrettin Keleş'in durumunu aktarmak istiyoruz. Fahrettin Keleş 1942 doğumlu olup 82 yaşındadır. Toplamda 4 yıl 2 ay ceza almış olan mahpus 9-12-2023 tarihinde tutuklanarak önce Sincan Birnoğlu L tipi kapalı hapishanesine konulmuştur. Kalp hastasıdır ve kalbine 2016 yılında pil takılmıştır. Bu hastalığı için sürekli olarak ilaç kullanmak zorunda olmasına rağmen ilaç alımında güçlük yaşıyor. Ağır böbrek hastasıdır. 1999 yılında böbreğinde oluşan taşlar alındı. Ancak böbrek hastalığı süreklidir ve bugüne kadar böbreklerinden yaklaşık 12 ameliyat geçirmiştir. Bir böbreğinde kitle tespit edildiğinden 2009 yılında böbreği alındı ve şu anda tek böbrekle yaşamak zorundadır. Tek böbreği de %14 oranda çalışmakta olup böbreğinde iltihaplanma meydana gelmektedir. Ve böbreklerinden kaynaklı olarak ayakları şişmiş vaziyettedir. Tekerlekli sandalyeyle hareket edebiliyor. Ellerinde de zaman zaman şişme ve morluklar meydana geliyor. Kolesterol hastasıdır ve bu hastalıkları hem de ağır olan diğer hastalıkları ile ilgili olarak diyetle beslenmek zorunda olmasına rağmen diyetle beslenemiyor. Doktorlar tarafından ailesine düzenli ilaç kullanımı ve düzenli beslenme olmazsa felç geçireceği söylenmiştir. Daha sonra Sincan Birnoğlu L tipinden Sincan Açık Cezaevine alınmıştır. Ancak yaşamış olduğu sağlık sorunları hapishanenin olumsuz koşullarında etkisiyle burada 12 Aralık 2023 tarihinde sol bacak ve kollarda felç meydana gelmiştir. Tutuklanmadan önce de hem yaşı hem de hastalıklarından kaynaklı olarak evde de bakım gerektiren bir durumda ve yatar vaziyetteydi. Hasta mahpusun engelli raporu bulunmaktadır. Rapora göre göğüs hastalıklarından %20, fiziksel tıp ve rehabilitasyon kısmından %10, kardiyoloji %72, nefroloji %70 ve üroloji %15 olarak rapora işlenmiştir. Rapor sonuç kısmında ise %96 engelli olduğu belirtilmiştir. Fahrettin Keleş'in bakımı yanında kalan mahpuslar tarafından karşılanabiliyordu. Ancak hayatını idame ettirmesine destek olan kişilerin tahliye edilmesiyle birlikte yaşam koşulları zorlaşmıştır. Ailesinin verdiği bilgilere göre de tek başına yaşamını devam ettirebilecek durumda değildir. İleri yaşta olması, ağır hastalıklarının bulunması, böbrek hastalığından kaynaklı ödem oluşması, ayrıca felç geçirmesi nedeniyle de acilen tedavilerine başlanması ve akabinde evinde bakımının yapılması zorunlu olan mahpusun hapishanede kalması demek, onun yaşam hakkının ihlal edilmesi demektir. Fahrettin Keleş'in acilen tahliye edilmesini talep ediyoruz.